Otobüs kullanırken tabii otobüsün dezenfekte edilip edilmediğini anlamamız mümkün değil. Aslında gerekiyor ama bunu bilmemiz mümkün değil. Oturma düzenine dikkat ediyoruz. Alırken bileti nasıl oturtuyorsunuz? İki kişi yan yana tanımayanlar oturtuyor musunuz, oturtmuyor musunuz? Onlara dikkat ediyoruz. Bir de otobüse binip binerken dezenfektanları var mı? Ona bakıyoruz tabii ki. Otobüslerdeki fiyat artışı tabii ki olumsuz etkiledi. Ben bir de turizm sektöründeyim, işim turizm. Ve dolayısıyla bu maliyet artışları zaten korkan insanları daha da çok caydırdı seyahat etmekten. %50 indirim kararı çok olumlu. Çünkü başka bir çare yok. İnsanlar çok korkuyorlar gezmeye. Bir de ceplerindeki para da kısıtlı olduğu için en azından belki hesaplı geldiği için biraz daha istekli davranabilirler. Daha çok maskemi takmaya dikkat ediyorum. Hani kendimi korumaya. %50 kapasite varken daha güzeldi. Hani daha çok kendimizi koruyabiliyorduk. Ama şimdi daha sıkı bir şekilde gidiyoruz üst üste. Çok küçük böyle otobüslerde şehirler arası giderken minibüs tarzı şeylerde üst üste gidiyoruz. Çok kimse görmese de üst üste gittiğimiz oluyor. Firmaların kaybettikleri paraları kazanmasını daha hızlı sağlayacağını düşünüyorum. Ben de üniversite öğrencisiyim. Farklı bir şehirde okuyorum. Hani giden arkadaşlarımız oluyor hibrit sistemde. Onlar için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şehirler arası otobüs işletmelerinde pandemi döneminde o kadar bir yolculuğumuz olmadı. Fakat tabii otobüs ve tramvaya da şey yapıyoruz. Biliyorsunuz artık insanlar öyle ki yanındaki gölgesine bile böyle bir korkar hale geldi. Bugünkü otobüs işletmeleri şehirler arası çalışmalarında tamam %50 kapasiteyle çalışmaya çalışmışlardı ama son zamanlarda %100'e çıkarıldı. Fakat petrol fiyatları o kadar yüksek ki gerçekten şunu söyleyeyim. Artık insanlar yani 5 saat, 6 saatte büyük yere gidene kadar yarım saatte, 1 saatte uçak bileti alıyorlar. Uçakla gitmeyi tercih ediyorlar. Bir de otobüslerde efendime söyleyeyim yan tarafının boş kalıp kalınması o da insanları bir tedirgin ediyor. Eğer kendine güveniyorsa işte biraz da parası yoksa arkadaşlar ben iki koltuğu satın alırım diyor. A baba gider, A baba gelirim diyor. Ama bu ne zamana kadar sürer? Ne zamana kadar gider? İnan her şey bir muamma oldu gerçekten yani.